Merhaba, Big Family YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 10 günlük aranın ardından tekrardan karşınızdayız. Bugün Galatasaray'ımın, Aslan Galatasaray'ımın maçı var. Çok güzel başlayacağız, yeneceğiz, liderliğe adım adım gidip orada kalmaya devam edeceğiz. Bu arada geçmiş tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyoruz. Evet, bugün güzel bir maç. Galatasaray'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Alanyaspor karşısında. Umarım farklı olmaz. Ama Alanyaspor'da bir puan alırsa mükemmel olur bizim için. Bu arada burada Okan'a teşekkür ediyorum. Neden dersiniz? Kerem bu maçta yok. 3-5 baş bir dinlensin Kerem. Bir kendine gelsin. Bir reset atsın kendine Kerem. Çünkü belki de çok yorulduğu için bu kadar performans düşüklüğü var. Ondan dolayı Okan'a buradan teşekkür ediyoruz. Kerem'e de başarılar diliyoruz. Dinlensin. Kazımcan var ilk 11'de. Kazımcan da iyi. Aslında o da bu şeyde ön plana çıkmaya başladı. Ben çok beğenmiyorum ama. Olsun. Olsun. Daha genç. Alışacak. Türk olduğu için bence şu an Galatasaray'da. Öyle mi? Tabii 3 tane oyuncu oynatması lazım Türk statüsünde. Bence o yüzden. Yoksa kadroya giremez. Ve maçımız başlıyor. Havalar çok soğuk. Dışarıda olan herkese kolaylık versin Allah'ım. Dombili de ilk 11'deymiş. Evet, o da iyi. Hamburger adam. Allah'ım yarabbim. Hadi maç başladı. Icardi'mizi gördük. Mutlu olduk. Alanyaspor vurduğun gol, yediğin offside olsun diyoruz. Ve maçımızı başlatıyoruz. Stat gene tıklım tıklım. Maşallah. Bu soğuklarda bile takımımızı yalnız bırakmıyorlar. 1, 2, 3, la 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 la. Yaşa Cimba. Kazım Can'dan pas hatası. O direkt Icardi'ye gitseydi gol olurdu. Bak canım bak. Icardi 4 maçtır gol atamıyor. Bak bak. Olabilir. 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 Dedik ki olabilir. Çünkü 4 maçtır penaltı alamıyor aslında. Cevap vermeyi bile tenezzül etmiyor. Bu Icardi! Vur! Icardi! Çok iyi vurduk ama... kalecinin direkt üstüne. Olsun Icardi. Hadi Icardi'miz. Hadi Icardi'miz. Zaha'nın şutunu gördün mü? Taca gitti. Hadi Icardi'miz. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hadi be! Hadi be Icardi vur! Vursana Icardi! Vur! Direkte vurur! Hem de direği çarptı! Nasıl bu Icardi o topu takip etti. Takip etti ama... direkten döndü top. Gör, gör, gör. Bak top nasıl oynanıyor, gör, gör. Adamların şeyi hatası. Aferin sana ayağındaki Icardi. Topu adama verirsen bak burada topu adam kaptırıyor. Bak Icardi topu takip ediyor. Çok klas. Aferin Icardi sana. Gol olmadı ama çok evet, güzel pozisyon. Çoğu oyuncu bırakır orada o. Aferin. Icardi adamın eline basmış. Ay kötü olmuş ya. Of. Icardi adamın eline basmış ama kaste yapılmış bir hareket değil. Zorunlu değişiklik olabilir mi dedik ama kaleci değişim istemiyor. Devam edeceğim diyor. Haydi Cimba haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Çik 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 çik. Alanya'da savunma o kadar iyi değil. Alanya'da hiçbir iyi değil. Şeye çok görev düşüyor burada. Kaleciye çok görev düşüyor. %80'e %20 toplu oynama. Haydi Mertens gene köşe vuruşu. 5. 6. köşe vuruşu oldu dakika 15. Değerlendirebilsek bir de. Bak. Ne var orada? Bak Mertens'in ayağının ucuna basmış canım. Bak. Ne var, topa vuruyor adam ya. Ne basması ya? Görmüyor kendi ayağını böyle uzatıyor ya. Basmış ayağını orada. Ooo. Mertens'in yapılan hareketi kamera gösterirken o sırada Galatasaray yine gol kaçırdı. Ama Mertens'in ayağının ucunda darbe var. Var, ben görüyorum burada. Derim hiçbir oynamayı bilmiyor bunların ya.
Ayağında top tutan yok. Pas verebilecek kimse yok. Hakem güzel yönetiyor. Bu 25. dakikaya kadar izlediğimiz kadarıyla hakemin kararlarının çoğu doğru. Evet. Hiç taviz vermiyor iki takıma da. Haklıcıları biliyor, o yüzden kolay kolay. Ya of, of Emre. Hakem iyi ya. Şu ana kadar kritik bir pozisyon olmadı ki zaten. Olmadı ama. Alanya gelemiyor çünkü hep atak Galatasaray. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımıza like atmayı, küçük de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Olsa. Offside mi zaten? Mertens, ne yapıyorsun sen ya? Baksana 25 metre offside adam. Harbiden Mertens niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya bu kadar beceriksiz bir takıma karşı oynuyor Galatasaray ve hala 0-0. Hadi Mertens. Ay! Icardi! Mertens'in asistiyle Icardi'mizle 1-0 öndeyiz. Güneş doğar ya. Söylenmedi hiç. Sanılan hep düşler benden önce. Hit be Icardi'm be. Hit be Icardi'm. Var mı senin gibi bir futbolcu ya? Var mı ya? Var mı ya? Gönüllere tat kurmuşsun ya. Icardi. Adam innelerle çıkıyor. Öyle böyle çıkıyor ya. Çıkıyor, golü de atıyor ya. 1-0. Aslan Galatasaray. Haydi Icardi çocuklar. Vuruş artık. İçeri doğru döndürse falso veremedi. Kalenin dibinden sıyırdı gitti yani. Ben diyorum hayatım ya, Barış da gol atabilir, Zaha da gol atabilir. Kadro değişik ama daha çok gol atmaya yakın oyun. Evet. Kaldım böyle. Mertens be! Mertens, Mertens, gol be, gol be. Mertens, Mertens, gol be, gol be. Bayağıdır Mertens'in golünü görememiştim, sevinememiştim Mertens'in golüne. Mertens, Mertens, gol be, gol be. Aslan parçaları. Galatasaray'ı 45'te ikinci golünü attı. La 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 la. Sırada Zaha var, Barış var. Outside'mış. Hayır. Hayır. Fitri fesat, fitri fücür. Böylelerine ben fitne fücür diyorum. Bak bak. Bak. Aşkım hiçbir şey genç değil. Hiçbir şey için geç değilsin. Tamam mı? Ömrünün böyle geri kalan kısmını sarı kırmızı renkle devam edebilirsin. Bak açıyoruz sana kucağımızı. Seni de kabul ediyoruz hatalarını kusurlarını. Gel Galatasaraylı ol. Boş konuşma ya. Tamam hayat, sen bilirsin. Bu takıma iki tane atması bile az yalası. Hayatım dur daha iki yarım. Şuna bak ya. Galatasaray'ın fazla yormuyor belki kendini, öyle düşün. Sonucu Galatasaray 2, Alanya Spor 0. Toplu oynamada da çok üstün. Maçta da çok üstün. Yani pas sayısına baktığın zaman, o toplu oynama yüzdesine baktığın zaman 2-0'lık skor bile az gibi. Az az. Ben ne dedim? Çok değişik bir kadroyla çıktık. Gol atabilecek bir kadroyla çok çıktık yani. Barış da atabilir dedim. Icardi, Zaha, Mertens dediklerimden iki tanesi attı. Geriye Barış'la Zaha kaldı. Onlardan da bir gol bekliyorum. Çok geç buldu Galatasaray golü. 38. Evet. Dakikada. Evet olsun olsun. Canları sağ olsun. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıda bence daha çok gol atacak. O sırada sen de bir gözyaşlarını sil gel. Ve maçımızın ikinci yarısı başlıyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü şey değilim. Ne değilsin? Hevesim yok. Alanya Spor ilk yarı çok kötü oynadı. Evet. Gittin ilk yarıda gittin ağladın lavaboda geldin.
Üzülme hayatım, üzülme. Galatasaray'ım hadi Barış. Hadi Zaha. Sizlerden de gol bekliyorum. Bu maçta da 2-3 tane daha gol olma olasılığı çok yüksek bir maç. Galatasaray açısından. Ben Barış ve Zaha'dan da gol bekliyorum. Bunu ilk yarıda da belirtmiştim. Bence Icardi 2 gol daha atacak. Icardi. Ayağı kaldıramadı. Ayağı kaldırdı tribünleri. Tüm ülkenin sevgilisi. Barış gidiyor Emre. Bak Barış gidiyor. Zaha var. Icardi. Aa! Müdahale var ama. Müdahale var. Müdahale var. Yoksa o gol giderdi yani. O gol giderdi. Gol olurdu yani top. Çok net pozisyon. Son anda müdahale. Keltoş'tan gelmiş müdahale. İyi geliyor Galatasaray. Aha. Aha. Aa, Alanya Spor'a bak sen. Alanya Spor'a bak sen. Kaleden koştu gibi ya. İlk yarıda şeylerde içeride yürek yiyip çıktılar. Alanya Spor köşe vuruşu kullanacak. Gol olur mu? Olmaz hayatım. Bak görürsün, gol olacak. Ya oy oy Allah aşkına sen hangi takımı tutuyorsan game over oluyorlar hayat. Bak. Bak. Kale bir 8 metre bak. Daha yüksek olsaydı olur. Evet. Dakika 53. Hakem sakatlandı. Hakeme ne oluyor ya? Abi sana ne oluyor ya? Sen koş bak da başka ne yapıyorsun orada? Hakem değişikliği. İlk kez yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sen hiç karşılaştın mı? Böyle bir durumda. Yok. İşte bak hayatta neler neler olabiliyormuş. Neler neler. Acaba hangi futbolcunun ağını aldı? 100 yılda bir görülecek bir tutulmayla karşı karşıyayız. Hakem değişikliği oldu. Hakemi kim değiştirdi şimdi? Hakem değiştirdi. Hadi Barış! Hadi Barış! Hadi sen şamayı! Vur! Vur! Tüh be! Benim seçeneklerde Sasha Boya yoktu ama o da olabilir. Çok güzel gol pozisyonlarını değerlendiremiyoruz. Ama takım kilitlenmiş bir şekilde güzelce oynuyor. Hakemi de postaladık. Ola iyi dedik ya hakemi. Hakem iyi dedik ya. Hakem sakatlandı. Be gol be! Kim? Icardi! Mertens attı. Ama bir dakika. Icardi pas verdi. Dur konuşacağına televizyona bak sen göreceksin ya. Ama o kadar çok pozisyon var ki. Ne pozisyonu var ay ya? Ay canım. Hakim sakatladın ya. Mertens'imiz ikinci golü attı. Aslan parçaları be. İlk yarıda Mertens Icardi'ye asist vermişti. Şimdi Icardi Mertens'e asist verdi. Gol attılar. El olsun size. Mertens gol be. Takım gücü, takım bağı böyle bir şey arkadaşlar. Takım bağı böyle bir şey. Elle verilseler bir yumruk olurlar. La. Gülersin. Ya şu takıma 30 tane atmanız lazım ya konuşuyorsun. Ya tamam Alanya Spor gömü bu kadar ya. Olayın da bir onuru gururu bir var ya. 1.5 pas yapamadılar ya. Olayın da bir onuru gururu var. Sonucu ne? Süper Lig'de. Ne gurur ya? Birincilikte oynuyorsan niye oynayacağız kardeşim? Birincilikteler sonucunda. Süper Lig'de diyorum ben de. Daha yapmasın abi. Müdahale mi geldi? Benim de o top nereye gitti? Hadi Zaha. At bakalım gol. Golünü at be. 3-0. 3-0. 4. 4-0. 4-0. Zaha'mızın attığı golle Galatasaray'ın 4-0 öne geçti. Mertens 2 gol. Zaha 1 gol. Icardi 1 gol. Şimdi sıra Barış'ta. Totemim tutuyor arkadaşlar. Sıra Barış'ta. Baba bir de havala gitmiştim. Görüyor musun? Hareketler ama böyle gidiyor Zaha. Baştan da. 6-0 biten maç. Keşke sen bana baştan skor söyleseydin ha. Kaç derdi? Kaç derdi? Sen ya 1-0 diyorsun. 1-0 olsun bizim olsun. 2-1 olsun bizim ama olsun. Ama tutuyor.
Tutuyor. Neyi tutuyor, tutuyor ya? Hadi oradan ya. Fesatlık yapma. Fitli neyi fesatlığı? Fitli fücür. Sensin o fitli fücür. Ya. İlk. Yıldızlar kadrosu. Zahar çıktı, golünü attı. Zahamız çıkıyor. Tete giriyor, Ziyech giriyor, Ramiz dayı giriyor ve Kerem giriyor. Dinlendi, dinlendi yeter. Ya Barış'ı niye çıkarttın abi? Benim totemim vardı ya. Hafta sonu o şey, hafta içi maç var. Onun için böyle çıkarıyor olabilir. Tek ya. Yani o kadar pozisyona giriyoruz ama atmamız lazım ya. 4 olmuş, daha kaç atacaksın? Ay şimdi çok kolay pozisyonları değerlendiremiyoruz. İyi bir şey değil yani bu bizim takım için. Tete artık ben. Ha tete artık ya. Aaa takip edin. Icardi ne yapıyorsun sen abi ya? Icardi çok kötü vurdu. Olsun canım. Kerem girdi ya. Kerem girdi yani. Ha Kerem de girdi. Sesi daha adını duyamadık. Nasıl vurdu öyle ya? Laf olsun diye girdi Kerem bence. Kerem. Kerem'e bak. Kerem'e bak. İkinci yarının sonuna 6 dakikalık bir uzatma geldi. Ben daha çok bekliyordum ama Galatasaray 4-0 önde olduğu için bence 6 dakika uzatma yeter dediler. Bundan sonra sana emir demeyeceğim. Fitli fücür için. Ve maç bitti. Galatasaray'ın 4-0 Alanyaspor'u yendi. Liderlikte yerini aldı. Avaraja bence yansıyacak bir 4 gol. Ama daha fazla gol bekliyordum. Ya bu Alanya'nın çelimsizliğine mi üzüleyim? 4 golle kaldığımıza mı üzüleyim? Sevmeye devam ediyoruz. Aslında ben senin düşüncelerini öğrenmek istiyorum hayatım. Galatasaray rahat kazandı. Zaten belliydi böyle kazanınca. Alanya'yı bu kadar kötü beklemiyordum ben. Yani hiç top yapamadılar. Çok top kaybettiler. Galatasaray'ın bulduğu çoğu gol onların yaptığı hatalardan dolayı, pas hatalarından dolayı geldi. Mertens güzel oynadı. Evet. Hakem sakatlandı. Hakem sakatlandı. Ömrü hayatımda o kadar maç izliyorum. İlk kez bir hakemin değiştiğini görüyorum. Icardi gol attı 3-4 maç sonra. Sakatlığını atlatmış belli oldu. Çok temposu yüksek bir maç değildi. Karşı takımdan dolayı. Galatasaray'ı kutluyoruz. Aldık mı aldık. Hafta içinde büyük bir maç var. Evet. İnşallah orada da bu performansı gösterir. İnşallah. Yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. O maçta görüşmek üzere diyoruz. Ve yayınımızı bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.